Hayatınızdaki ufacık olaylardan devasa dersler çıkardığınız oluyor mu? Bir problemi çözüyorsunuz diyelim ve sonra diyorsunuz ki keşke bunu daha önce bilseydim. Artık bunu bildiğim için bütün hayatımda uygulayacağım bu çözümü. Ve benim de oluyor. 20'lerim kanalı aslında bu tarz sorunları çözdükten sonra size aktarmaya çalışmamdan ibaret. Çıkardığım derslerden ibaret. Ve geçtiğimiz hafta aynen bu şekilde bir problemi çözdüm ve hayatımı büyük bir şekilde etkiledi. Bunu size aktarmak istiyorum. Şu anda güzeller güzeli minik balkonumu görüyorsunuz. Utrecht'te, Hollanda'da arada sırada bir fincan çay koyup kendime balkona çıkıyor. Çayımdan yudum alırken manzaranın keyfini çıkarıyorum. Temiz hava alıyorum. Fakat balkonumda ufak bir adet problem vardı ve bu problem tam 3 aydır sürüyordu. Arda arda geçen yağmurlu günlerin ardından balkonumda su birikmeye başladı ve giderin tıkandığını fark ettim. Önce çok kafama takmadım, ufak bir su birikintisiydi. Fakat günler geçtikçe orada su daha fazla birikmeye ve tabiri caiz ise bir nehire dönüşmeye başladı. Bu problemi her gün fark etsem de, balkona çıktığımda her gün görsem de nedense çözmek açısından herhangi bir adım atmıyordum. Çünkü kafamın bir kenarında bazı senaryolar kurmuştum. Diyordum ki kesinlikle bunu açtığımda işte bir ben çubukla ittirmeye çalışacağım, çalışmayacak. Ve bir tesisatçı çağırmam gerekecek. Muhtemelen Hollanda'da bir kez daha kazıklanacağım bunun sonucunda. Bu iş beni bayağı uğraştıracak tarzında kafamda senaryolar kurdum ve bu problemin beni aşacağına, beni yoracağına inandırdım kendimi. O yüzden herhangi bir adım atmadım. Adım atmayınca hayatınızdaki problemleri görmezden gelince, görüyor olsanız da görmezden gelince problemlerin dallanıp etrafına zarar verdiğini ve farklı problemlere yol açtığını göreceksiniz. Bu spesifik örnekte açtığı problem elbette balkonun yosun tutmasıydı ve leş bir şekilde gözükmesiydi. Gerçekten de birkaç ay geçtikten sonra suyun altı yosun tuttu ve kirlenmeye başladı. Ve ben yine halen aksiyon almıyordum. Bir süre sonra ise ailemin tavsiyeleri ve arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine şunu fark ettim ki eğer su birikmeye devam ederse borularda aşağı kata akabilir, aşağı katın tavanından su akmaya başlayabilir ve çok daha büyük problemlere yol açabilir. Ve sonunda bir şekilde cesaret edinip problemi yoklamaya karar verdim. En azından problemin çapını, büyüklüğünü anlamaya karar verdim. Ve elime bir adet vida aldım. Kapağa doğru ilerledim gidere. Gideri vidayla beraber kaldırdım ve gördüğüm şey beni şok etti. Aslında tam olarak da tıkalı değilmiş gider. Bütün su akmaya ve temizlenmeye başladı. Sadece bir kısmı kapalıymış ve kapağı kaldırdığım anda su gidecek bir yol buldu. Ve aylardır balkonumda bekleyen su, yani problemim birkaç dakika içerisinde akarak gözden kayboldu diyebilirim. Ve bu konu beni düşünmeye itti, ardından ise bu videoyu çekmeye itti. Hayatımızda gerçekten de her gün gördüğümüz, fark ettiğimiz bazı problemler var. Fakat bu problemler üzerine kafamızda senaryolar oluşturuyoruz. Benim oluşturduğum gibi işte açamayacağım kendi başıma gideri, tesisatçı çağıracağım, tesisatçı beni kazıklayacak, işte uğraşacağım, yorulacağım vesaire. Halbuki problemler bazı problemler üzerine hayatımızdaki çok dışarıdan bir bakış açısına sahibiz. Benim burada yaptığım gibi uzaktan şu anda da balkonumu görebiliyorum. Ama problemin kapsamı hakkında herhangi bir fikrimiz yok aslında. Problemin kapsamını, bizi ne kadar zorlayacağını, problemi aşıp aşamayacağımızı ancak problemi gidip yoklayarak fark edebiliriz. Uzaktan bakarak yapabileceğimiz şey senaryolar kurmak ve kendimizi yanıltmaktır sadece. Ben de kendimi 3 ay boyunca yanılttım ve aslında problemin çözümü çok kolaymış. Sadece problemi yoklamam gerekiyormuş ve kapsamını gördüm bu sayede. Benim çıkardığım ders ve sizlere aktarmak istediğim ders de bu aslında. Hayatımızdaki problemler hakkında kafamızda senaryolar kurmak, bu problemleri büyütmek, uzaktan bakarak bu problemleri yargılamak yerine gidip en ufak bulduğunuz çubukla, vidayla bu problemleri dürtmeniz gerekiyor. Bu problemleri dürttüğünüz takdirde kapsamı hakkında veya sizi ne kadar zorlayacağı, ne kadar büyük bir dağ olduğu hakkında bu problemlerin bilgiye sahip olacaksınız. Bilgi edineceksiniz. O noktadan sonra karar verebilirsiniz problemin büyük veya aşılamayacak olduğuna. Veya benim gibi fark edeceksiniz ki aslında
problem büyük değilmiş. Sadece kafanızda büyütmüşsünüz bu problemi. O yüzden sizden yapmanızı istediğim şey, ben de bundan sonra bunu yapacağım. Problemleri, gördüğünüz sorunları hayatınızdaki kafanızda büyütmeyi bırakın. Ben de bırakacağım. Çünkü bu sadece bir yanılsama. Bu kafamızdaki senaryolar çılgınca, çılgın dalgalar gibi birbirinin üstünden atlıyorlar ve kafamızda büyüyorlar. Halbuki fark edeceksiniz ki problemlerinizi yokladığınızda fark edeceksiniz ki aslında büyük bir kısmını abartmışsınız ve birkaç dakikada, birkaç saatte çok kolay bir şekilde bunlar aşılabilecek şeyler. Elbette benim gibi ertelemeye devam ederseniz bu problemler dediğim gibi başka problemlere yol açacak ve ana problemi çözdükten sonra bir de onlarla uğraşmanız gerekecek. Ben de uğraştım, bir fırça alıp balkonumu baştan aşağı temizledim ve eski haliyle yeni halini kıyaslayınca arada bir uçurum var. Artık çok daha keyifli bir şekilde balkonuma oturup çayımdan yudum alabiliyorum ve etrafıma baktığımda aylarca ertelediğim ufacık bir problemi artık görmüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.